Buradaki tedirginliği en çok yaşayan sanırım kaleci. Fenerbahçe'de Altay son maçta protesto edildi. Ama sonra destek bir o kadar da destek de gördü. E, Altay'a tepkiler bir sonuç doğurur mu? Doğurmayacağını tahmin ediyorum. Neden? Bir kere tepki kısa sürdü bir. İkincisi tepkiden daha büyük tepki gösteren gösterenlere bir tepki geldi. Hemen. Yani taraftar daha sağ, büyük oranda sağduyulu davrandı ve o e, protestoları susturdular ve Altay'a destek verdiler. E, elinizde tek tek sayamazsınız ama sesin desibelinden anlarsınız ki destek daha fazla. Demek ki yani bu küçük grup e, biraz yalnız başına. Ama elbette şu da var, o küçük grubun yansımaları vardır. Basında, medyada, kamuoyunda e, Altay'a karşı... E, Kimisi orantılı, kimisi orantısız eleştiriler de var. Oyuncunun nasıl çıkacağına, nasıl baktığına bağlı. Profesyonel kimliğine bağlı. Öyle oyuncular gördük ki baskı altındayken, protesto edilirken içinden bir kahraman çıkartan. Onları gördük. Yıllar önce bir Dinamo Kiev maçında takımın yarısı ıslıklandı. En çok da takım kaptanı beklenmedik bir şekilde acayip bir reaksiyon gösterdi ve her topu ayağına istedi. Ben de şöyle düşünmüştüm. Ya bu kadar çok topla buluşması tepkileri daha daha da çok arttırıyor diye. Gerçekten arttı. Topla buluştukça tepki de arttı. Ama o sezon harikulade geçirdi oyuncu. Bazısı içinden savaşçı ruhunu çıkartır. Bazısı siner. Baskının altında kalır. Duygusal tepki verir. duygusal bir kırılım yaşar. Ama ben Altay'ın bir kırılım yaşayacağını düşünmüyorum. Rekabetçi kişiliğini ortaya koymak zorunda. Profesyonel futbol bunu gerektirir. Oyuncu artık yarışmacı düzlemde. UEFA'da da yarışıyor. A milli takım havuzunun içinde zaman zaman da oynuyor. Uluslararası seviyeye doğru gitme olasılığı var. O seviyede mi? Henüz değil. Gidebilir mi? Mümkün. Oyuncu bunu zor zorlamak zorunda olduğunu farkındadır. ben bir duygusal kırılım yaşayacağını düşünmüyorum bu dönemde. Ama tepkiyi de şöyle değerlendirelim. Hiç rasyonel değil. Ya onu da sormak istiyorum. Hak hani, çok kalabalık olmasa da o azınlığın içerisindeki tepki çok yüksek. Hani kaleci, hani Fenerbahçe kalecisi değil e kadar, bu seviyede değil e kadar söylemler dile getiriyor. Bunu hak edecek bir performans mıydı? Sırayla gidelim. Yani ben özür dilerim sizin sıranızdan değil, benim sıramdan, e, zihnimdeki sıradan gitmek isteyeceğim. Tabii. siz hak etti, hak etmedi. Bu seviyede doğru yerde midir değil midir sordunuz mesela oraya geleceğim ama Hı -hı. şöyle düşünelim. Önce tepki gösterenlerle başlayalım. Bakın bir dönem Fenerbahçe'nin 3 kale 4 tane kalesi vardı antrenmana çıkan. Rus Durésper o zaman 100 küsuruncu milli maçını falan oynuyordu. Ee, Volkan Demirel A milli takım bankolarındandı. Yani Ruslu dışında banko kaleci oydu. Ee, Recep mi vardı acaba? Yok. Serdar Kulbilge Bilge vardı, Kesinlikle. son derece güvenilir bir kaleciydi, güven aralığı çok yüksekti. Hakikaten yani üçüncü kaleci olamayacak kadar iyi bir kaleciydi, nitelikli kaleciydi ve Volkan Babacan da dördüncü kaleciydi. Mert Günok da sıra bekliyordu. Yani böyle bir dörtlü, böyle bir beşli varken ya o olmadı, bu olsun onu diyebilirsiniz. O dönemin teknik direktörü yaptı, o olmadı, bu olsun dedi. İşi gördü. Üçüncü kaleci başlamıştı Serdar Kulbülge. Birinci kaleci bitirdi sezonu. Ve harika finiş yaptı. Yani son bölümdeki maçlar Beşiktaş deplasmanı e, Trabzon maçı cezalı İzmir'de şampiyon. Yani Trabzon yense Fenerbahçe ye şampiyonluk potasının içinde belki de şampiyon olacak. E, sonraki hafta deplasman Galatasaray Ali Samiyen stadında. Sonra da içeride Ankara gücü. Bu periyodu neredeyse e, harikulade oynadı. Çok başarılı oynadı. Şimdi böyle kalecileriniz varken anlarım, kırıp dökebilirsiniz yani. O olmadı bu olsun diyebilirsiniz. Ama birinci şu anda güncel Fenerbahçe kadrosunda birinci kaleci ile ikinci kaleci arasında çok ciddi bir fark var. Yapmayın bunu. Bu doğru değil, hiç rasyonel bir tepki değil. İki ligimizin bir ortalamasına bakalım. Bakın Muslera dışında neredeyse bir standart sapma yok. Güvenilir kalecilik konusunda. Yetenekli kaleciler var. Uğurcan da yetenekli. O yetenekli kalecilerin arasındadır. Ama güvenilir kaleci bir tane var. Yani tutacağını tutan bir tane kaleci var. Yıllardır. Yani ligin de standartı eskisi gibi değil. O dönem Galatasaray'ın kalesinde Mondragon vardı. Son derece güvenilir, rekabetçi, savaşçı bir kaleciydi uluslararası bir seviyeydi üstelik kendi ülkesinin milli takımın bankosuydu. Milli maç rekoru kırıyorlardı yani. Türkiye'de 4 tane 5 tane üst düzey uluslararası kaleciler vardı bir dönem. Artık yok bir tane var. Yani ligin seviyesi düştü. Artık bunu kabul edelim. Altaya gelelim. Ee, hak etti mi? Penaltıda evet bir hata yaptı. Diğerleri için tartışmaya açıktır. Bazı kaleci antrenörleri hatalı diyebilir yeteri kadar çabukluğunu gösteremedi diyebilir. Üzerine gelen, üzerine doğru gelen, temas ettiği toplarda. E, kimisi yok bunlar yenebilir, makul goller diyebilir. Penaltıyı da yersiniz zaten. Ama penaltıya çıkışta bir hatası vardı. Ama olacak hatalar. Zaman zaman olacak. Şunu da ilave edeyim. Yani bir ara Jose Samba diye gülüyorlardı. Tenis topuyla antrenman yaptırıyor diye. Bakın. Tenis topu en hızlı toplardan bir tanesi. Hele raketle buluşması onu daha da büyük bir hıza doğru götürüyor. Kontrolde zor bir toptur tenis topunun. Kalecileri özellikle tenis topuyla çalıştırıyordu ki reaksiyon çalışmalarında hem küçük bir top, temasın zor olduğu bir top olsun hem de çok hızlı bir top olsun. Yakından o reaksiyon çalışmasını yaptırtıyordu. Bana çok yenilikçi gelmişti o dönemde. Yani onu alırken de zaten eski videolarına, şeylerine bakarak aldık. Ee, daha önce çalıştığı kulüplerdeki seviyesinde değil. Tabii ki kalecileriyle de konuştuk ama reaksiyon çalışması üstüne çok fazla duran bir kaleci antrenörüydü. İspanya'da yaygınlaştı. Şimdi lütfen futbol severlere soruyorum. İspanyol kalecilere baksınlar. Bakın benim için dünyanın en iyi e, kalecileri İspanyol kaleciler değil. İyileri de var. İyi olmayanları da var. Ama İspanyol kaleciler reaksiyon konusunda aşağı yukarı en iyiler. Yıllardan beri öyleler. Çünkü daha çok kaleci antrenörleri reaksiyon çalışmalarına odaklanıyor. Bunu gördük. E, Altay'ın o anlamda ben çabuk olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle çabuk bir kaleci. Ama daha iyi antrenörler de edilebilirdi bana sorarsanız. Yani Fenerbahçe'ye geldiğinden beri. Peki hocam. Son olarak da Fenerbahçe kısmında şunu sormak istiyorum. Fenerbahçelilerde bir heyecan var. Hücum kısmını gole bağlarsak. Bir 88-89 sezonuyla benzerlikler. İlk başta da konuşmuştuk bu programa başladığımızda. Olabilir demiştik. Birkaç hafta sonra tekrar bakalım demiştik. Şimdi bir 7-8 hafta sonra tekrar bakalım. Önümüzdeki tabloya. 88 89 rekor gollü Fenerbahçe havası hala var mı? Yani benzerlikler var. Ee, olabilir de. Yani Fenerbahçe o rekoru kırabilir sayısal olarak. Oyun anlayışı benziyor. Todor Veselnov işte riskler alırdı. Yani Sağbek hücumcu bir sağbekti. İsmail Hoca'ydı sağbek. Dünya kadar gol atmıştı. Sol Şanol Şenol Ustağmer'di. Dünya kadar gol atmıştı. Friki falan da atıyordu stoperleri çıkıp atabiliyordu. Hep hücumculardı yani. Ee, orta sahası olduğu gibi hücumcuydu. Kenarları falan. Hepsi nitelikli oyunculardı. Ama şöyle de bir gerçek vardı o dönem. Eskişehirspor o sezon ligden düştü. Attığı gol sayısı maç başına birinin üstündeydi. Lig çok gollüydü o dönem. Yani skorlar çok yüksekti. Sadece Fenerbahçe değil, Beşiktaş da çok yüksek skorlu maçlar oynamıştı o sezon. Eskişehirspor düşmesine rağmen yüksek skorlu... oynayabilmişti. E, lig, lig benzerse... o sezona... Fenerbahçe daha çok benzeyecektir. Ama tek başına Fenerbahçe'nin yüksek skorlu oyun talep ediyor olması... yetmez. Ama ben yine de... E, rekora yaklaşabileceğini düşünüyorum. Şöyle bir bak baktım ben de, Fenerbahçe'nin 103 golü o sezonunda, Beşiktaş'ın 81... Galatasaray'ın 76 dördüncü sarı yerinde 70 tane golü var. Geçen sezon e, Trabzonspor kaç golle şampiyon oldu diye pat diye attım ortaya soruyu. Bunu biz tabi kontrol etmemiz lazım. Batı şampiyon. Siz dördüncüden bahsettiniz, sarı yerden bahsettiniz yani 70 küsür gol atmış diye. Ve bu arada bu sene maç sayısı daha fazla olacak yani o sezon 19 tak, e, yok 36 aynı. 36 36 şar maç olacak. Özür dilerim. 69 golü. Geçen sezonu şampiyon 69 gol atmış. 88-89'un dördüncüsü Sarıyer'in 70 golü. Evet. Bu arada bir, iki maçta fazla geçtiğimiz sezon. Değil evet. mi? Evet. İki maç fazla. Geçen sezon 20 takım vardı. 38 maç oynamıştı Trabzon takımı. Yani 38 maçta 69 gol. Maç başına 2 bile değil. Dediğiniz yani bir buçuğun biraz üzerinde. Şimdi lig benzerse rekor daha yakın olabilir. Biraz veriler biriksin. Ligimiz benziyor mu o sezonlara? Görelim. Biraz yani alttaki takımlar ne yapacak? Onu bir görelim. Hocam Eskişehir'de o sezon... Averajla küme düşmüş. Evet. Öyle oldu, Talihsiz bir sezon olmuş. Şöyle bir ligin şeyine baktım da takımlara... Biraz nostalji oldu. hocam Karşıyaka var. Kahramanmaraş Spor var. O zaman Toprak'tı. Kahramanmaraş'ın sahası. Evet. Peki, Fenerbahçe bölümünü bu şekilde toparlayalım o zaman tamam. hocam, ee, Galatasaray'la devam edelim. Ya, bu arada şeyi de söyleyeyim, Lütfen. Hasan Vezir, Aykut Kocaman, Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin, Hakan Tecimer Yani bu oyuncuların e, ligde kendi mevkilerindeki oyuncularla arası daha açıktı, nitelik anlamında. Şimdi öyle değil. Ligimiz nitelik anlamında birbirine yakın takımlar var. Ciddi ciddi birbirine yakın. Yani ligin şeyi yaklaştı birbirine. Ee, yukarıdaki takımlarla aşağıdaki takımların arasındaki fark kapandı biraz. O yüzden kolay değil. Ama mümkün, evet mümkün. Oyuncu faktörü de tabii ki burada tabii. en önemli belirleyici.